7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Kamera arkasından herkese merhabalar. Yepyeni bir sinema haftasında daha sizlerle birlikteyiz. Sinema severler için yeni filmler vizyonda. Hollywood'dan son haberler ve çok daha fazlası kamera arkasında. Hadi gelin programımıza hızlı bir giriş yapalım. Kamera arkası bu hafta dolu dolu. Vizyona giren yeni filmler, yakın zamanda izleyeceğimiz yapımlar, dizi ve film önerileri, sinema dünyasından en son haberler, Kanunsuz Topraklar, Evlilik Hakkında Her Şey ve El Kızı dizilerinin başrolleriyle karakterleri üzerine özel röportajlar. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra kamera arkasında. Küresel felaket temalı film sevenlere müjde. Bu hafta Koloni filmini seyredeceğiz ve baş karakterimiz Blake tüm insanlığın kaderini belirleyecek seçimler yapmak zorunda kalacak. She was called Mother Earth. We plundered everything she offered. None of us should have come back. Bilim kurgu ve drama harmanlayan Koloni, senarist ve yönetmen Tim Felbaum'un bir filmi. Küresel bir felaketin ardından dünya artık insanlar için yaşanmaz bir hale gelmiştir. Ve sadece birkaç kişi uzay gemileriyle Kepler-209 gezegenine gidebilmiştir. Ancak bu gezegenin atmosferi insanları kısır hale getirir. Dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için gönderilen kapsül kontrolden çıkar ve inişten sadece astronot Blake sağ kurtulur. Blake kendisini bir anda zorlu bir hayatta kalma mücadelesi içinde bulur. Ayrı Dünyalar, Fransız gazeteci Florence Soublet'in kimliğini gizleyerek çalıştığı günlerini ve gözlemlerini anlattığı kitabından uyarlanan bir drama. Fransız toplumunda yükselen güvencesizliği gözler önüne seriyor. Tanınmış yazar Marianne Winkler, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazacaktır. Araştırması için gerçek kimliğini ifşa etmeden Fransa'nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınlara katılır. Böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimleyecektir. Koşulların ağırlığıyla kadınlar arasındaki dayanışma ruhu güçlüdür. Ancak gerçek ortaya çıkınca güvenleri sarsılacak mıdır? Fransız yönetmen Emmanuel Carré 14 yıl aranın ardından Cannes'da Yönetmenlerin 15 Günü bölümünün açılışında gösterilen Ayrı Dünyalar filmiyle geri dönüyor. Başrolde ise Juliette Binoche bulunuyor. N'avez aucun doute, vous? Ça m'arrive. Mais là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes. Macera, komedi ve animasyon Mutlu Canavar ailesi iki filminde birleşiyor. Bu aile biraz tuhaf ve bu tuhaflıklarıyla birlikte yepyeni maceralara atılacaklar. Küçük sinema severler, hadi sinemalara. Break! Break! Wishbone ailesi sıradan ailelerden oldukça farklıdır çünkü onlar süper güçleri olan canavarlara dönüşebilir. Frankenstein olabilir, kurt adam olabilir ya da bir vampir. Bir gün canavar avcısı Mila Starr, Baba Yaga ve Renfield'i yakalar. Ve Wishbone ailesi onları kurtarmak için bir kez daha canavara dönüşür. Canavar ailemiz aile bireylerini kurtarmak, yeni korkunç tanıdıklar edinmek ve sonunda gerçeklerin farkına varmak için dünyayı dolaşacaktır. You are all crazy.
Şarkını Söyle 2 ile kulaklarınızın pası silinecek. Çünkü Buster Moon ve arkadaşları yine müziğin peşinde. Bakın ekibin başına bu sefer neler gelecek. Sevimli animasyon sinemalarda. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. 2016 yapımı sevimli animasyon Şarkını Söyle devam filmiyle geri dönüyor. Büyük hayaller kuracaksın. Cesur olmak zorundayız. Yanlış yine. Yine. You put the bars in Gerçekleştirdikleri şovlarla yerel bir başarıya ulaşan Buster Moon ve arkadaşları bu sefer gözlerini daha büyük bir amaca dikti. Crystal Tower stüdyosunda yeni bir şov. Ama bu yeni gösterinin açılışı için münzevi rock yıldızı Clay Calloway'i kendilerine katılmaya ikna etmeliler. Uzun süredir gösterime girmeyi bekleyen Run bir korku gerilim filmi. Annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Biraz gizemli, biraz da gerilimli bir şeyler izlemek istiyorsanız sinemalara. Haftanın korku gerilimi Anish Chagant yönetimindeki Run. Sarah Paulson ve Keira Allen başrollerde. Are you okay, Mom? Of course I'm okay. I have you. Yaşamını dört duvar arasında geçiren bir genç kız olan Chloe, eğitimini de evde annesi Diane'den alır. Hayattaki tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin korkunç bir sır sakladığını keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. What's wrong? Sırrı öğrenmeye çalışan Chloe, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktı. You need me. Şimdi de beyaz perdedeki diğer seçeneklerimize göz atıyoruz. Kardeşim, bilim kurulu toplandığına göre şu konuyu bir masaya yatıralım he. Yani aşı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ben dün bir haber izledim. Aşısız olanı daha kahveye de sokmuyorlarmış. Abo. Cumali Ceber filminin 3. devam halkası olan komedi türündeki Cumali Ceber 666 bu hafta sinemalarda. Başrolünde Halil Söyletmez yer alıyor. Kardeş ne derseniz o yani. Bilim kurulu ne derse o. Ona uyacağız. Yapacak bir şey yok. Şöhretler Okulu. Kemal öğretmen kızını tek başına büyütmek zorunda kalmış. Bu süreçte de kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. Deniz öğretmense babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir. Kemal öğretmen hem kızıyla geçirdiği zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek Deniz öğretmene bir yarış teklif eder. Macera bu. Göreyim sizi. Gösterin kendinizi. Ders etmek yok. Birlikte kazanacağız. Ancak popstar, atom, arabesk, Messi, Obrix, ayaklı gazete, Hekican, Organiz ve Einstein'dan oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir. Yazıyı icat etmiştir. Obrix 20, şampiyon kimmiş göster herkese. Aferin sana.
Edison, Berna Üçkaleler ve Türkiye'nin sevilen çocuk oyuncularının oynadığı Şöhretler Okulu Yarışıyor filmini Adnan Önal yazıp yönetti. Uslu çocuk ol, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni anne. Haftanın bir diğer animasyonu Afacan Felix. Annem aslında bir botla babamı aramaya çıktığımı bir duyarsa yandım. İşte o zaman senin için oyun biter. Felix'in annesi biraz dinlenmek ve rahatlamak için yolcu gemisiyle bir yolculuğa çıkar. Annesinin yokluğunu fırsat gören Felix, 2 yıl önce denizde kaybolan bir balıkçı olan babasını bulmak için yola koyulur. Merhaba. Benim. Felix'ten haber var mı? Şiddet atalım! Babasını aramak için botla açıldı. 84 dakikalık bu sevimli animasyonu Nicola Lemay yönetiyor. Bir kuş bana babanın yakınlarda olduğunu fısıldıyor. Bunu nereden biliyorsun peki? Annem ve Mila hayatlarını bizi beklemekle geçirecek. Koş Felix! İçiniz rahat etsin bayan. Balık tutmaya gitmişlerdi. Beğendiğimiz dizilerin yeni bölümlerini kaçırmıyor, akşam saat 8 oldu mu hemen televizyon karşısına geçiyoruz. Malum izlerken de bazen karakterleri içselleştiriyoruz. Kimini seviyoruz, kiminden de hoşlanmayıp dizi boyunca söyleniyoruz. Bu hafta Fox ekranlarının sevilen dizilerinin oyuncularına karakterlerinin sevdikleri yönlerini sorduk. Bir daha bana karınmışım gibi davranmaya kalkma. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Sen beni yaraladığını unuttun herhalde. Ezo benimle evlenir misin? Evleniyoruz. Sen kimsin pardon? Ne bu ara her yerden sen çıkıyorsun? Merve'lerde kaldım. Ezo yeter! Oyuncuların işi kendilerine verilen karakterleri en iyi şekilde oynamak ve daha iyi bir performans sergilemek için onu içselleştirmek. Sevilen dizilerimiz Evlilik Hakkında Her Şey, Kanunsuz Topraklar ve El Kızı'nın sevilen oyuncuları bakın karakterlerinin hangi yönlerini seviyor. Pardon da siz kimsiniz ki? Avukat Azra Cevher. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Azra'sıyla başlayalım. Sağlam bir avukat, iyi bir anne, mücadeleci ve asla pes etmeyen biri. Gökçe Hanım, karakteriniz Azra'nın en çok hangi 3 özelliğini seviyorsunuz? İlk başta çok adaletli olmasını seviyorum. Bir şekilde mağdurun yanında ve bir şekilde insanlara elini uzatarak onlar için bir şeyler yapmaya çalışan bir karakter olmasını seviyorum. Sonra her ne kadar sonuçları onun hayatında çok iyi şeyler yaratmasa da duygusal davranmasını galiba seviyorum. Anneliğini seviyorum. Büyük bir kaosun aslında içinde sürekli bir mücadelede, çünkü gerek mesleği, gerek eşi, çocukları, kardeşleri, annesi, hayatında bir sürü uğraştığı şey var ama buna rağmen sürekli bir şeylerden, hiçbir şekilde hayattan yani geri durmayarak sürekli bir durumların içinde onları çözmeye çalışma ve bu çözümcü kafasından çok hoşlanıyorum Azra'nın. Karakterinizi bayağı seviyorsunuz. O zaman Azra'nın kardeşi Sanem'i canlandıran Gökçe Hanım'a dönelim. Onun karakteri de Azra'nın aksine pervasız, hedonist, nerede akşam orada sabah yaşayan biri. Aynı zamanda özgür ruhlu, zeki ve eşine az rastlanır biri. Siz nasıl tanımlarsınız karakterinizi? Eğlenceli, özgür ve espiritüel. Evlilik Hakkında Her Şeyin en küçük kardeşi Güneş. Ailenin en saf ve en rahat karakteri. Karakterinizin sizce olmazsa olmazı ne Tülin Hanım? Güneş çocuksu personası olan bir kadın ama aynı zamanda bütün eylemlerini analiz edebilecek olgunluğa sahip. Bu hali beni çok mutlu ediyor. El Kızı ekibine geçelim. Yalnız değilsiniz. Artık ben varım. Ezo karakteri bildiğimiz gibi zorluklardan geçmiş, sevgisiz büyümüş, bunların olumsuz getirileriyle kendini kuvvetlendirmiş bir karakter. Karakterinizle ilgili sevdiğiniz özellikler neler Sevda Hanım? Sosyal zekası, hiç bitmeyen neşesi ve hiç bitmeyen umudu. Olmazsa olmazı desek? Ezo ölümün kıyısına bile gelse dik durmaktan asla vazgeçmeyen bir kadın. Bence en olmazsa olmazı bu. Ege Bey, sizin karakter Harun biraz değişik biri. Size karakterinizin hem sevdiğiniz hem de sevmediğiniz yönlerini soralım. Fevri hareket ettiğinde hata yapıyor. Fazla özgüvenli, kendini beğenmiş. Peki sevdiğiniz? Fazla özgüvenli, planlı hareket ettiğinde full başarılı. Doğru adımlar atacak,
doğru adım atmayı biliyor. Şimdi de 1930'lu yıllara Kanunsuz Topraklar dizimize gidelim. Gülfem! Bir dönem dizisi. O zamanki koşullar çok farklı. Esra Hanım, Gülfem karakteri hem güzel hem zengin. Güzel yürekli, inatçı, güçlü, hoş bir karakter. Eklemek istediğiniz ve sevdiğiniz özellikler neler? Çok hakkaniyetli, çok dobra ve cesur. Çok cesur. Güzel. Kaan Bey, okumuş yazmış, ağzı iyi laf yapan, hırslı bir avukat ve aşırı şık biri karakteriniz Yavuz. Siz ne dersiniz, neler eklersiniz bu özelliklere? Sesi, konuşması, saçları, bıyıkları. Çok hoşsunuz Kaan Bey. En bomba karakter Ali Gedik. Mürekkep yutmamış, zengin bir iş adamı. Her konuda bir fikri var. Yakışıklı ve çapkın. Daha başka, ne dersiniz Ali için Necip Bey? Çok zor bir soru bu. Nasıl anlatabilirim? Şöyle söyleyeyim. Zengin, kendinden emin ama mağlup olacak olan. Bak bunu da söyledim ya, belki de değildir ama. Kim bilir? Bakalım kim bilir? Kim bilir Necip Bey? Çok teşekkür ederiz sizlere. Star Wars evreni genişlemeye devam ediyor. Bir çizgi roman uyarlaması daha hazırlık aşamasında. Üstelik western. Acaba Jackie Chan, Shang-Chi'nin devam filminin kadrosuna katılacak mı? Bakalım Antik Mısır'ın kraliçesi Kleopatra'yı hangi aktrist oynayacak? Hepsi şimdi haber turumuzda. Here we go. 3, 2, 1, action! Hold on everybody! Shang-Chi is at its core a Marvel movie. Fırtınalar estiren Shang-Chi ve On Halka efsanesinin devam filmi geleceğini zaten biliyoruz. Haberin asıl konusu, filmi yazıp yöneten Destin Daniel Cretton'ın hangi Asyalı aktörü serinin ikinci filminin kadrosuna katmak istediği. İlk filmde Tony Leung ve Michelle Yeoh da dahil olmak üzere birkaç efsanevi Asyalı oyuncu yer almıştı. Her şey Cretton'ın istediği gibi giderse, yönetmen filmde Asyalı aktörlerin en büyüklerinden Jackie Chan'ı kadroya katmak istiyor. Star Wars evreni genişlemeye devam ediyor. Şimdi de The Acolyte üzerinde çalışılıyor. The Acolyte, Yıldız Savaşları zaman çizelgesinin Yüksek Cumhuriyet döneminin son günlerinde geçecek. Gizli karanlık taraf güçlerinin ortaya çıkışına odaklanacak. Proje sete bu yıl içinde girecek. Amanda Stenberg ise görüşmelerde. Onu The Hate U Give, The Darkest Minds, Everything Everything gibi filmlerde izlemiştik. He's here. Who's here? Nihayet küskünlük ve öfke dolu iki parçalanmış aşık. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi hayranları ekran başına. Size güzel haberlerimiz var. Sıradan hayatları olan iki lise öğrencisi Marinette ve Adrian'ın tehlike çanları çaldığında yaşadıkları şehri koruyan iki süper kahramana dönüştükleri Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi merakla beklenen yepyeni bölümleriyle Disney Channel ekranlarında olacak. Böcüğüm, yaşlı bir çift olduğumuzda onlara benzemeyeceğimize söz ver. Kedicik, öncelikle bizim bir çift olmamız gerekiyor sanırım. Süper kahramanlarımız Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin yeni maceralarında onlara eşlik etmeye hazırsanız 24 Ocak tarihini takvimlerinize kaydedin. Çok sevilen ve merakla beklenen yepyeni bölümler, yeni maceralar ve yeni karakterlerle 24 Ocak'tan itibaren pazartesiden perşembeye 19.15'te Disney Channel ekranlarında sizlerle. Şanslı kalsın. Disney Channel'ın sihirli dünyasını uydudan şifresiz olarak izleyebileceğinizi de unutmadan hatırlatalım. Bu iki ev hayvanının bizi yeneceğini söyleme sakın. Nereye gitti bu? Sizi enkaza çevirebilecek tek kişi benim Kaptan Harro. Son
zamanlarda Wonder Woman, Death on the Nile, Red Notice gibi yapımlarda izlediğimiz Gal Gadot, şimdi de Antik Mısır'ın kraliçesi Kleopatra olmaya hazırlanıyor. Kleopatra karakteri daha önce pek çok kez sinemaya film olarak uyarlanmıştı. En çok akılda kalansa Elizabeth Taylor performanslı 63 yapımı filmdi. Gal Gadot aynı zamanda filmin yapımcısı ve filmi Wonder Woman serisinde birlikte çalıştığı Patty Jenkins yönetecekti. Fakat Jenkins, Wonder Woman 3 filmine daha fazla vakit ayırmak istediği için projeden çekildi. Yerine ise The Falcon and the Winter Soldier, The Handmaid's Tale gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Carey Skolland geldi. Dede. Efendim? Hani demiştim ya, Allah onları yanına aldı diye. Allah söylesek onları yanımıza yollar mı yine? Sevginin ve gerçek dostluğun gücünün, dürüstlüğün başrolde olduğu bir filmi daha izlememize az kaldı. Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği Dedemin Gözyaşları. Çekip Mustafa en yükseğe çıksın, bizimkisi en yükseğe. Torunu Mustafa'nın henüz 10 yaşındayken lösemiye yakalanmasıyla hayatının şokunu yaşayan Dede Kemal'in torunu hayatta kalabilmek için olağanüstü bir mücadeleye girmesini izleyeceğiz. Murat, aferin oğlum, aferin. İşte haberde. 18 Mart 2022'de Beyaz Perde'de sinema severlerle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya ve Ali Kürşat Uzun'u izleyeceğiz. Dune is unlike anything else that's out there. It is pure cinema. Dune was the most ambitious movie. En son Dune Çöl Gezegeni filmini izlediğimiz Prisoners, Arrival gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, A Space Odyssey'nin yazarı Arthur C. Clarke'ın 73 tarihli bir diğer romanı Rendezvous with Rama'yı yönetmeye hazırlanıyor. Güneş sisteminde hızla ilerleyen bir uzaylı yıldız gemisini durdurmakla görevlendirilmiş bir grup uzay araştırmacısını konu alan bir hikaye. Morgan Freeman da yapımcılardan biri olacak. What do you want? Your president. That's not going to happen. Then every day from this moment forward. The world is changed. And some things that should not have been forgotten were lost, but the Ring of Power has a will of its own. Evil is stirring in Mordor. Sizi biraz yaşlı hissettirelim. Ne dersiniz? Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzüklerin Kardeşliğini izlememizin üzerinden tam 20 sene geçti. Yazar J.R.R. Tolkien'in klasik fantastik eserinin muhteşem bir Peter Jackson uyarlamasıydı. Pek çoğumuz hala açar açar izler. Peki ya bu filmi Peter Jackson yerine Quentin Tarantino yönetseydi? Az daha olacakmış. Ekibin senaryo elinde gittiği ilk stüdyo o zamanlar Harvey Weinstein'ın sahip olduğu stüdyoydu. Peter Jackson'ın menajeri Ken Kamens'ın anlattığına göre anlaşma sırasında Harvey Weinstein'in Jackson'ın 3 hikayeyi tek bir filme sığdırmaması durumunda Jackson'ı Quentin Tarantino ile değiştirmekle tehdit ettiğini açıkladı. Tabii ki o stüdyoyla anlaşmadılar. 3 hikayeyi 3 filmde anlatmasına izin veren başka bir stüdyoyla el sıkıştılar. Böylelikle 3 mükemmel film izledik. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance. Yönetmen Matthew Vaughn'ın X-Men serisinde X-Men First Class'ı çekmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Ama bu yeni Wolverine oyuncusunun kim olması gerektiği konusunda bir fikri olmadığı anlamına gelmiyor. En son Wolverine olarak Logan filminde gördüğümüz Hugh Jackman'ın yerine geçebilecek birinci sınıf 3 isim önerisinde bulundu. We got ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened. And not like this. Artık yaşlandı ama Tom Hardy harika olurdu derdim.
Bence Taron Egerton da bunu uykusunda yapabilirdi. Aaron Taylor Johnson da yapabilirdi. Demek istediğim bence Aaron veya Taron benim ilk iki seçeneğim olurdu. Bunu gerçekten iyi yapabilirdi, dedi. Wolverine and Hugh Jackman cannot now be separated. The man and the role have merged. Yakın zamanda izleyeceğimiz 3 farklı türdeki filmi sizler için seçtik. Aksiyonun tavan yaptığı Ambulans, drama soslu Bergman Adası ve müzikal film Cyrano. Şimdi ekranlarınıza geliyor. I'm sorry, brother. I'm sorry that I brought you into this. I just wanted things to be the way they used to be. Michael Bay aksiyonunu özlediyseniz, ünlü yönetmen, başrol Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdülmatin'le işbirliği yaptığı Ambulance filmini sunar. Your family, your home, how much do you need? 231. How about one? Ambulans, Loris Munch Peterson'ın 2005 Danimarka yapımı Aynı adlı filmine dayanıyor. It's time for you to do something for your family. Karısının ameliyatı için 231 bin dolara ihtiyacı olan Will Sharp isimli bir savaş gazisi, illegal yollarla hayatını geçindiren kardeşi Danny'e uyarak 32 milyon dolarlık bir banka soygununa katılıyor. We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. We don't get to walk off into the sunset. Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. He's here. Cyrano? Cyrano. Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac. You're a freak. Freak. Joe Wright yönetimindeki müzikal drama Cyrano. Burnunun büyüklüğüyle tanınmış bir silahşör, Cyrano Bergerac. Zamanın ötesinde kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen bir adam. Gönlünü Roxanne'e kaptırır. Ancak görünüşü yüzünden kendisini Roxanne'in sevgisine layık göremediğinden aşkını ilan edemez. Üstelik emrindeki silahşörlerden biri olan Christian da Roxanne'e aşık. Roxanne de Christian'a. Bu durumun ardından genç kadın, Cyrano'dan Christian'la iletişim kurmasında kendisine yardımcı olmasını ister. A woman like Roxanne wants wit. I don't know how to speak romantically. I am a poet. My words upon your lips. I will make you romantic, while you make me handsome. She loves me! Müzik, romantizm ve yürek burkan bir aşk üçgeninin zamansız hikayesinde Cyrano de Bergerac'a Peter Dinklage, güzeller güzeli Roxanne'e Hayley Bennett ve Christian'a ise Calvin Harrison Jr. hayat veriyor. We must let her decide our fate. She must have the choice. It's a very simple house, easy to live in. Wow. Tony ve Amy gelecek filmleri için senaryo yazmak üzere bir adada inzivaya çekilir. Gittikleri yer Ingmar Bergman'a ilham veren bir adadır. Yaz boyunca orada kalan çift için zamanla hayalle gerçek birbirine karışmaya başlar. Gerçekler bulanıklaşmaya başlar ve adanın vahşi doğasına teslim olurlar. How's your thing going? Pretty good, actually. What's it about? How invisible things circulate within a couple. And a story? Why don't you ever tell me anything? I tell you everything. Don't want to jinx it. Oh. Festivallerin gözdesi Bergman Adası'nda yönetmen Mia Hansen-Love, Tim Roth ve Mia Wasikowska'yı yönetiyor. Yönetmenin 2021 Cannes'da Altın Palmiye için yarışan filmi hem kendine hem Bergman'a göndermelerle dolu. Aşk, kayıplar ve aynı zamanda sinema ve Bergman sevgisini ele alan alışılmadık bir dram. Haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir kamera arkasında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.